Arkadaşlar merhaba. Son günlerde olan bitenlerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sanki bana bir sosyal deney yapılıyor gibi geliyor. Sanki hepimiz bir kutunun içine kıstırıldık. Bu deneyi kim yapıyorsa dünya insanlığını denek hayvanı gibi kullanıyor. Hasta olanlar, ölenler hiç umurlarında değil. Düne kadar kredi kartımı ben uzattığımda şaşıran, dudak kıvıran çorbacının kasiyerine dün kredi kartımı uzattım. Abi dedi, dokunmatik varsa hiç bana vermene gerek yok, POS'u uzat dedi. 2 günde herkes elektronik para eğitimi aldı. Herkes. Herkes elektronik parayı biliyor. Kağıt parada virüs var dediler. Herkes öğretti. Duruma göre gözüken o ki insanlar önce elektronik para kullanacak, ardından kripto para kullanacak. Bunları ileride konuşuruz ama kripto para kullanımı devletle insanın bağını kopartan bir gelişmedir. Parayı yöneten insanı yönetir, toplumu yönetir, devleti yönetir. Paranın yönetimi insanın, toplumun ve devletin yönetiminin önemli bir parçasıdır. Paranın yönetimi değişirse arkadaşlar hayat tarzımız değişecektir. Neden deney diyorum? Arkadaşlar yaşam tarzımız değişiyor. Dediğim gibi sanki bizi bir kutunun içine sıkıştırdılar. Önce evden çalışma başladı, sonra uzaktan eğitim başladı. Biz hepimiz Endüstri 4.0 diye bir şey duyduk. Bu konuda bir fikrimiz de var, az veya çok. İnsanlar hep tartışıyordu. İşte robotlar gelecek, insanlar işsiz kalacak, işçiler işsiz kalacak, robotlar fabrikalarda kullanılacak. Hatta diyorlardı ki bu robotların fabrikalarda kullanımı olacaksa mutlaka bu iş kontrollü bir şekilde yapılsın. Yavaş yavaş olsun, insanlar adapte olsun. Şimdi arkadaşlar pek tartışacak bir şey kalmadı. Endüstride robot kullanımı mecburen artacak. Çünkü dünyada işçi evden çıkamıyor. Yeni bir toplum, yeni bir yaşam şekli geliyor arkadaşlar. Teknoloji yaşam şeklini değiştirir. Teknoloji insanı değiştirir. Teknoloji toplumu değiştirir. Toplumsal ilişkiyi değiştirir. Siyaseti değiştirir. Dünyada devletle insanın ilişkisi değişiyor arkadaşlar. Değiştiriyorlar bunu. Elektronik bir dünya kuruluyor. Yeni teknoloji yeni bir toplum, yeni bir dünya toplumu oluşturuyor. Şimdi bir salgın var, biliyoruz ve gerçekten tedbirlerimizi almamız gerektiğini biliyoruz. Bunları şimdi burada tekrarlamayacağım. Bütün doktorlarımız söylediler zaten el yıkamanın önemini ve diğer şeyleri. Ancak şu anda dünyada halihazırda bazı hastalıklar var. Onlar bu hastalıktan daha fazla insan öldürüyor. Arkadaşlar sadece 2020 Ocak ayında 1 milyon insan kanserden ölmüş dünyada. Bu virüs salgını dünya medyası eliyle abartılıp öyle bir hale getirildi ki artık alışveriş elektronik, iletişim elektronik, eğitim elektronik, çalışma hayatı uzaktan çalışma. Bunlar bu hale geldi hepsi. Ya bunlar eskiden yok muydu? Bunlar eskiden vardı ama bunlar birer opsiyondu. İstersen elektronik eğitim yapıyordun, istersen okula gidiyordun, istersen online alışveriş yapıyordun, istersen mağazaya gidip alıyordun. Ama şu anda öyle bir ortamdayız. Şimdi insan olarak elektronik ortamlarda var olamazsak sanki varlığımızı sürdüremeyecek bir durumdayız. Yani elektronik ortama girmezsek sanki insan altı bir varlık haline gelecek gibi bir tehditle karşı karşıyayız. Yani yeni bir hayatın eşiğinde miyiz acaba? Şimdi Gabriel Garcia Marquez'in kitabının adı geldi aklıma. Kolera günlerinde aşk diye. Şimdi biz de korona günlerinde yeni hayat mı diyeceğiz yaşadığımız sürece? Arkadaşlar teşekkürler. Yeni makalelerde görüşmek üzere.